Merhaba, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılımla sizlerleyim ve bu yapacağım açılımda da aklınızdaki kişiye sizin merak ettiğiniz soruları yönelteceğim. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah güzel, faydalı bir açılım olsun. Tabii sizler de abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlarım. Tabii ki tüm videolarım bunu yapan arkadaşlar için geçerlidir. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. Hadi bakalım bu arkadaşların niyetiyle başlayalım. Öncelikle bir melek mesajı almak istiyorum. Ne duymaları gerekiyor tam da şu anda? Evet, acele etme mesajı geldi sizin için. Şöyle söyler. Acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanda gerçekleşecektir. Evet, böyle bir mesajla açılışı yaptık. Peki, şimdi aklınızdaki kişiye soralım öncelikle. Diyelim ki şu anda nelerle uğraşıyorsun? Gündeminde neler var? Klasik sorumuz zaten. Bununla bir başlamış olalım. Neler yapıyorsun? Evet. Neler yapıyorsun? Evet. Şimdi gündeminde bu insanın arkadaşlar bir takım düşünceler var. Evet. Yani çok hararetle düşündüğü, şöyle yapayım, böyle yapayım dediği, tutkuyla istediği bir takım düşünceler var. Evet. Fakat bu konularda bir engele uğramış. Yani bunları hayata geçirmekte zorlanıyor diyeyim aslında daha anlaşılır olsun o şekilde. Hayata geçirmeye çalışmakla birlikte daha çok bunu düşünce bazında bırakıyor. Kendi içinde düşünceleri gayet güzel, kendi içinde bir ahenk bulmuş, bir barış bulmuş, bir uyum bulmuş. Burada bir sessizleşme, bir içe dönüş de var. Fakat bu düşündüğü şeyleri harekete geçirme konusunda ya bir takım engeller var ya bakış açısını değiştiremiyor. Ya da bir takım ertelemelere maruz bırakıyor. Yani şimdi yapmayayım da daha sonra yapayım dediği bir durum var. Ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi her ne kadar şu anda ikili bir ilişki içinde onu bütünleyen bir ilişki içinde olmayı istese de bu konuda isteksiz, bu konuda motivasyonsuz ya da şu anda böyle bir şey yaşarsam hayatımda bu durumu nereye konumlandırırım şeklinde düşünüyor. Ve bu yüzden de bunu büyük olarak gördüğü bir durumda. Ve biraz da anlayışsız olarak çıktı açıkçası aklınızdaki kişi. Yani esnek değil. Peki sizinle ilgili duygularda neler varmış? Buna bir bakalım. Ne hissediyor size karşı? Evet, Azize ile açtık. Çok güzel. Kupa altılısı. Evet, ama değnek dokuzlusu geldi. Ve tabii ki tılsım ikilisi. Bunlar bozdu işi. Bir bakalım. Evet, şimdi farkındalığa gelmiş bu kişi. Bu da sizin Azize olmanızla alakalı bir farkındalık arkadaşlar. Yani aslında özel bir insan olduğunuzla alakalı bir farkındalığa gelmiş. Fakat her ne kadar arada güzel, güçlü, geriye dönük anılar ve sağlam bir bağlantı olduğunu düşünse de ki burada ruh eşi bağlantısı da var. Yine de şu anda size karşı bir buz ve izolasyon durumu içinde ya da zaten bunu siz de yapıyorsunuz belki. Şu anda böyle bir durum yaşıyoruz diye olabilir. Çok güzel bir bağ varken, birbirimizle ilgili sıkı bir ilişki içindeyken, güzel anılar varken şu anda bir uzaklık, bir izolasyon, birbirini dışlama durumu var diyor. Ve burada size karşı da bu insanın bu mevcut durumdan dolayı, bu soğukluktan dolayı bir savaşma ve kendi gardını alma durumu söz konusu. Ve tabii ki bu da kendi içinde bir ikileme sevk ediyor onu. Çünkü bir taraftan güvendiği, farkındalık kazandığı bir insan, belki değerini anladığı bir insan ama geldiğiniz noktada bir soğukluk var, bir uzaklık var. Ve bununla savaşan biri de olabilir tabii ki. Ya da buna dayanmalıyım. Ya da o öyle davranıyorsa ben de öyle davranmalıyım diyen ama bunun ikilemini yaşayan biri var. Peki tam da şu anda sizi nasıl görüyor? Sizi nasıl görüyor? Evet, çok ketum. Kendini açmayan, duygusunu, düşüncesini paylaşmayan biri gibi görüyor. Belki maddi anlamda da bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani tamamıyla kendine odaklı. Diğer konularda fedakarlık yapmayan, başkalarına fedakarlık yapma konusunda gönülsüz olan, kendi hayatında daha çok neşe, eğlence, keyif, yani mutlu olmaya odaklı biri gibi görüyor. Ve şu anda gerçekten bir keyif, bir güzel ortam, durum, psikoloji yakaladıysanız, bunu koruma niyetinde olduğunuzu düşünüyor. Yani keyifli bir şekilde hayatına devam ediyor. Sizi böyle görüyor. Çok cesur görüyor. Bir takım fırsatlar yakalamışsınız belki de bu cesaretinizle. Bunları değerlendirdiğinizi düşünüyor. Ve geçmişe takılı kaldığınız konularda kesinlikle bir özgürleşme var diyor.
Yani bu konuda diyor güç kazandı, zafer kazandı. Artık geçmişe takılı olarak görmüyorum onu diyor. Ve burada kendi varoluşumuza hizmet ettiğimizi görüyor arkadaşlar. Duygusal anlamda da kendinizi inşa ettiğinizi, kendi içinizde bir şeyleri tamir etmeye başladığınızı söylüyor. Peki sizinle hangi konularda konuşmak ister? Evet, Hırsım kraliçesi çok çok değerlisin diyor. Çok olgunsun, çok bilgesin. Ne istediğini biliyorsun. Hayata dair, ikili bir ilişkiye dair ne istediğini biliyorsun diyor. Burada sizi farkındalık sahibi, saygın, gücü elinde bulunduran biri olarak görüyor arkadaşlar. İç sesiyle hareket eden, sezgilerine önem veren biri gibi görüyor. Ve aynı zamanda da bu dönem bir asilik içinde görüyor sizi arkadaşlar. Ve biraz evvel dediğim gibi bir neşe içindesiniz. Ya da artık neşeli ortamlarda, keyifli ortamlarda olacağım, beni aşağı çeken ortamlarda olmayacağım diyorsunuz. Arkadaş ortamlarıyla çok iç içe olabilirsiniz. Bir araya geliyorsunuz, belki kutlamalar yapıyorsunuz, güzel yemekler yiyorsunuz. Yani burada dışa dönük biri var. Bu yüzden de bu kişi sizi biraz asi, biraz böyle özgürlüğüne düşkün, biraz belki de onun dışında farklı çevreler ve insanlarla muhatap olan bir yapıda görüyor. Ve ödün verme konusunda isteksiz görüyor sizi arkadaşlar. Evet, yani bunu belki içten içe istemekle ya da daha önce yapmakla birlikte şu anda bu konuda ödün vermek istemediğinizi söylüyor. Ve duygusal anlamda da artık sizi tatmin eden basit şeyler değil, daha komplike şeyler olabileceğini düşünüyor. Yani size duygusal anlamda bir insanı yetebilmesi için daha farklı yollarla, daha yaratıcı, daha özgün yollarla hareket etmesi gerektiğini düşünüyor. Evet. Yani burada biraz böyle zor bir kişiyle büründüğünü söylüyor anladığım kadarıyla. Peki sizinle ilgili asıl niyeti nedir? Sizinle ilgili asıl niyeti. Evet, paylaşım arkadaşlar. İş olur, kariyer olur. Bu tarz konularla ilgili paylaşımlar. Duygusal paylaşımlar. Ama burada daha çok duygudan ziyade iş, kariyer, para, ortaklık. Bu tarz konularda bir paylaşıma girmek istiyor. Belki bir ortaklığa girmek istiyor. Para yardımı yapmak istiyor olabilir. Para alışverişi yapmak istiyor olabilir. Bunu verdi. Ve bunun dışında sizinle nasıl bir ilişki yaşamak istiyor? Yani niyeti ne aslında? İletişime geçmek ve yolculuk. Yani hem bir buluşma hem bir iletişim niyeti söz konusu. Fakat niyetlerinde bir diğer şey şu. Geleceğe dönük yaşama konusunda planlı programlı, geleceğe dair uzun vadeli planlar yapmaktan ziyade daha kısa vadeyi kurtarmaya yönelik adımlar niyetinde. Ve aşk konusunda da küçük adımlar, aşk konusunda da minik adımlar atma niyetinde. Yani çok böyle duygusal ifadeler duymayabilirsiniz bu insandan. Peki. O zaman şunu soralım. Sizi en çok neleri seviyor bu insan? Sizi en çok neleri seviyor? Çok fazla müdanası yok diyor. Yani bir şeylere tahammül seviyesi düşük ve işine gelmediği zaman mesela gidebilir. Tahammül etmez. Orada beklemez. Vazgeçebilir. Yani öyle söyleyeyim. Vazgeçebileceğinizi söylüyor. Mesela bu sevdiği bir özellik. Sınırlarınızı çok net çiziyorsanız bu sevdiği bir özellik. Ve bunun dışında kendinizle alakalı, hayatınızla alakalı fazla bilgi vermiyor oluşunuz mesela. Bunu seviyor yani. Bolluğunuzla alakalı, paranızla alakalı, maddiyatınızla alakalı. Hep bir gizem, hep bir kendine dönük durum içinde bunu seviyor. Ve belki de bu insandan ayrıldıktan sonra yeni bir hayata başladınız. Yeni bir doğum oldu sizin için. Ya da büyük bir parasızlıktan sonra, yoksulluktan sonra güzel bir maddiyat yakalamış olabilirsiniz. Mesela kendini bu var etme çabasını seviyor bu insan. Ve başına ne gelirse gelsin kendini kontrol edebiliyor, kendini yenileyebiliyor. Tam da bittiği dediği anda tekrar başlayabiliyor diyor. Yani bu manada sizi çok dengeli, çok böyle kendini tekrar tekrar var edebilen biri gibi görüyor. Ve aynı zamanda da maceraya açık bir yanınız var, değişik deneyimleri seviyorsunuz. Ve tabii ki siz de kendi ruhunuzda farklı renkleri taşıyan biri olabilirsiniz. Buna da işaret ediyor burada. Peki o halde sizde neleri sevmiyor bu insan? Neleri sevmiyor?
İkilemler, iki kişi arasında, iki durum arasında kalmak, bunu sevmiyor. Çok duygusal oluşunuzu sevmiyor. Bazen duygusalken, duygusal yaklaşmanız gerekirken diplomatik oluşunuzu sevmiyor. Etrafınızdaki insanları sevmiyor olabilir. Sorumluluklarınız varsa ve çevrenize çok fazla zaman ayırıyorsanız bunu kıskanıyor ve sevmiyor olabilir. Bazen olgun davranamıyorsunuz bu kişiye göre sevgi anlamında. Bunu sevmiyor ve bir bakış açısı yaratmada, bir bakış açısı ortaya koymada sürekli çelişkiye düşüyor oluşunuz. Ve kimi zaman da çok sert bir kişiliğe bürünüyor oluşunuz ve bu insanı dışarıda bırakıyor oluşunuz. Yani umursamaz davranarak bu insanı dışlıyor oluşunuz. Ve aynı zamanda da kafanızda çok yoğun güvensizlikler, çok yoğun soru işaretleri oluşu ve çoğunlukla kendi düşündüğünüze kendinizi inandırmanız, bir takım senaryolar yazarak bunlara inanmanız sevmediği özellikler. Peki sizinle hangi konularda konuşmak istiyor? Bir soralım. Hangi konularda konuşmak istiyor? Evet, beklediğim dönüşler var diyor, maddi, manevi her anlamda. Beklediğim dönüşler var. Onların meyvesini almak istiyorum artık. Onların dönütlerini almak istiyorum. Emeğimin, çabamın karşılığını almak istiyorum. Ve o yüzden de şu anda zihnim çok karışık. Zihnim sadece bunlara adapte olmuş durumda diyor. Ve şu an alıcı enerjide arkadaşlar, size karşı vermekten ziyade alma enerjisinde. Çünkü burada dediğim gibi sizin dışınızda bu insanın beklediği bir takım haberler, dönütler, işle ilgili bağlantılar var ve bu yüzden de zihni karışık. Bu yüzden de adım atma enerjisinden ziyade almak, başkasının ona iyi gelmesi, beklediği şeyler. Evet, bir tembellik var. Bu tembellik hem alma konusunda hem de ikili ilişkiler konusunda. Dolayısıyla şu anda bu insan ikili bir ilişkiye sıcak bakmıyor olabilir ya da bu konuda tembel davranıyor olabilir. Tembelliğimin altında aslında bu var diyor, yani ikili bir ilişkiden kaçmak ya da ikili bir ilişkiden korkuyor olmak ya da bu ilişkiyi yükseltme durumuna hazır olmamak gibi. Ve kendini yeterince olgun görmediği için ve bazı konularda belki sizin kadar uyanmadığı için arkadaşlar, kendini koruma altına aldığından bahsediyor. Yani sürekli gardını almasının arkasındaki sebep aslında belli bir olgunluğa ulaşmamış oluşu. Peki o halde sizin için neler yapacak? Yani hangi adımla gelecek bu insan size? Hangi adımla gelecek? Evet, uzak bir yere gittiyse bu kişi, şehir dışı olabilir, ülkeler arası bir yer olabilir. Buradan bir gelme durumu var. Bunu söyleyeyim. Çünkü bir bağımlılık var size karşı arkadaşlar. Ne olursa olsun sizi kafasından atamayan biri. Dolayısıyla da biten bir ilişki ise bu uzak yoldan bu kişi yanınıza gelecek gibi gözüküyor. Burada güzel bir tamamlanma var. Bütünleşme var. Bakın her iki kartta da verdi. Güzel bir dengelenme durumu söz konusu. Fakat burada bu kişi geldiğinde bir şeyleri fazlasıyla takıntı yapabilir. Kıskançlık boyutuna vardırabilir. Kaldı ki kendi bağımlılıkları da bir sıkıntı yaratabilir. Ve bir de arkadaşlar, baskıladığı duyguları var bu insanın. Sizden sakladığı, baskıladığı suçluluk duygusu, psikolojik sorunlar, uykusuz geceler, depresif ruh hali. Bunları baskılamış bir şekilde gelecek. Yani aslında size güzel bir yönünü gösterecek ama arka planda oldukça depresif, duygularını saklamaya meyilli, pişmanlıkları bolca olan birinden bahsediyoruz. Peki bu ilişkiye dair sizin bilmeniz gerekenler neler? Bakalım. Evet, biraz daha rahat olmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Aslında pek çok şey elde etmişsiniz gibi gözüküyor. Biraz böyle kendinize özgüvenle, güvenle yani daha doğrusu arkaya yaslanmanın zamanı geldi diyor. Yani biraz karşı taraftan bekle. Ya da bu şekilde davranırsan, o güvenle arkana yaslanırsan bir şeyler senin ayağına gelecek. Bunu yap. Kalbini kirletme, masum enerjilerde kal. Suçluluk duygusu içinde olma. Bu insana yaptığın hareketlerden dolayı, adımlardan dolayı, duygusal paylaşımlardan dolayı suçluluk duygusu içinde olma. Gerekirse bir sessizliğe bürün, bir şeyleri muhakeme edebilmek için bir sessizlik sana iyi gelecektir diyor. Ve aynı zamanda da bilincini rahatlat, bilincini serbest bırak. Kalp kırıklıkları, incinmişlikler, bunları iyileştirmeye çalış. Biraz içe dönmek aslında seni çiçeklendirecektir ve yepyeni bir sayfa açmana sebep olacaktır diyor. Bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Şimdi erik ve dişil kartlarından alalım.
Aklınızdaki kişi bir ehli enerji ise ya da siz öyleyseniz ne söylüyorsunuz bir bakalım. Şu an bunu konuşmak istemiyorum dedi. Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum dedi. Ki zaten parasal konuları olduğunu, zihninin dolu olduğunu, bu yüzden de size beklediğiniz adımları veremediğini söylemiştik. Aklınızdaki bir dişil enerji ise ya da siz öyleyseniz ne söylüyorsunuz? Şifa. Dişil soyum şifalandıkça yolumda özgürleşirim dediniz siz de arkadaşlar. Evet, bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.